Düzenlemiş olduğu 11. yıl piknik şöleni etkinliklerine hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Nasılsınız dostlar? Evet, ekranları başında, TV52 ekranları başında ve şu anda bu güzel piknik alanında bizlerle beraber olan sevgili dostlar, Güzel Yurtu Belediyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 11. piknik şölenine tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Bugün sizlerle beraber olacağız, sizlerle beraber bu güzel alanda görmediğimiz dostlarla kaynaşacağız, onları göreceğiz, hasbihal edeceğiz. Yazın bu sıcak günlerinde birbirinden değerli hemşehrilerimizle İstanbul'da bu güzel alanda sizleri doyasıya eğlendireceğiz, doyasıya güzel bir gün geçireceğiz efendim. Evet, bu güzel organizasyonu tertipleyen, düzenleyen, sizleri sabah da masalarınızda ziyaret eden birbirinden değerli mavi gömlekli kardeşlerimiz var. Dernek yönetim kurulu üyeleri var. Ben onları alkışlarla sahneye almak istiyorum efendim. Güzel Yurt Belediyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin değerli yönetim kurulu üyelerini ben sahneye almak istiyorum hemen yanıma. Alkış az geldi yönetim kurulu üyelerine. Bu güzel alanı süslemişler, bu sahneyi organize etmişler. Birbirinden değerli sanatçıları sizlerle buluşturmak için gece gündüz demeden çalışmış birbirinden değerli yönetim kurulu üyeleri aramızdalar. Onlar da şu anda buradalar, görüyorsunuz. Evet. Bakalım efendim, sayımız o kadar çok var ki maşallah. Evet, o kadar çok var ki birbirinden değerli yönetim kurulu üyeleri. Onlar bu güzel organizasyonu hazırladılar ve sizleri burada buluşturdular efendim. Ve yine geminin bir kaptanı olması lazım, rotayı çizen olması lazım. Yönetim kurulundan fikirler çıkıyor ama tabii başkanla beraber istişare ediyorlar. Bu güzel günü organize eden, bu birbirinden değerli kardeşlerimizle beraber, bu güzel organizasyonu tertip eden, Güzel Yurt Belediyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,
Dernek Başkanımız Sayın Tayfun Özyurt Beyefendi ben konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın üyelerimiz, öncelikle cümlemizin başı sağ olsun. Şaban ağamızı kaybettik. Onun üzüntüsüyle yaşıyoruz şu anda. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Ya, bilmiyorum, diyecek bir şey bulamıyorum artık. Allah rahmet eylesin. Sayın Güzelyurt Beldesi'nin siz değerli üyeleri ve sayın misafirlerimiz. Bu sene 11. yılını kutladığımız bu pikniğimize hepiniz hoş geldiniz. Bu genç yönetime verdiğiniz bu kutlu görevi, yönetimdeki bu değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere en güzelini, yakışanını, bu gördüğünüz 20 tane arkadaşlarımla beraber hepsine ayrı ayrı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Birlik beraberlik olduğumuzu, güzel yurtun hep bir arada olduğunu bu yönetimdeki arkadaşlarla birlikte burada sizlere ispatlamış olduk. Yönetime geldiğimizde üye sayımız 167 idi. Şimdi üye sayımız 253. Bize ne kadar değer verdiğinizi çok iyi görüyoruz. Gördüğümüz için de sizlere daha güzel hizmet edebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ben burada yönetimdeki tüm arkadaşlarım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Onların da benim yanımda oldukları için hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun da. Ve hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sözü fazla uzatmayayım. Sayın Mehmet abime bırakayım. Evet Sayın Başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve onları alkışlarla nereye bırakıyoruz efendim? Görevlerinin başına. Niye? Onlar bugün çalışacaklar, daha çok yorulacaklar ama sizler eğleneceksiniz. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarla değerli yönetim kurulu üyelerini ve Sayın Başkanımızı görevlerinin başlarına uğurluyoruz efendim. Evet, Sayın Başkanımızın da dediği gibi ağamızı ahirete son yolculuğuna göndereceğiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun efendim. Geride kalanlara da sabrı cemil niyaz ediyoruz. Yine efendim güzel yurt beldemizin genç başkanı aramızda. O da aramıza teşrif ettiler, hoş geldiniz diyoruz. Ve güzel yurt beldemizin değerli başkanı Sayın Hasan Ali Şentürk beyefendiyi konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Evet, alkışlarla Güzel Yurt Dernek Başkanı, Güzel Yurt Belediyesi Belediye Başkanımız Sayın Hasan Ali Şentürk Beyefendi. Sayın Dernek Başkanım, Sayın Derneğimizin değerli yönetim kurulu üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, saygıdeğer güzel yurtlu hemşerilerim ve çevreden katılan değerli misafirlerimiz, saygıdeğer basın mensupları, sözlerimin hemen başında hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor, şükranlarımı arz ediyorum. 11. piknik şölenimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hisarcık köyümüzden dernek ağamız Şaban Toru'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diliyorum. Sizlerle bugün burada olmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyorum. Sizleri ne kadar böyle birlik, beraberlik içinde gördükçe belediye başkanınız olarak gerçekten mutluluk duyuyorum. Allah
Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Bir ikinci güzel yurtumuz yok. O yüzden hepimiz güzel yurtumuzun değerini bilelim. Hepimiz birbirimize sıkıca sarılalım. Hayat o kadar kısa ki yarının garantisi yok. Hepimiz bir gün ölüp gideceğiz. Önemli olan hoş sedalar bırakmak. Görüyorsunuz derneğimizin değerli genç üyeleri güzel şeyler hazırlamışlar. Gayet de başarılı buluyorum. Kendilerini de ayrıca ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepsine de ayrı bir alkış istiyorum. Siz her şeyden önce manevi gücünüzü verin arkadaşlara. Maddi gücünüzü de verdikten sonra bakıyorsunuz ki o kadar güzellikler ortaya çıkıyor. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Birbirimize ne kadar sıkıca sarılırsak o kadar güçlü oluruz. Buna yeter ki inanalım. Birbirimizin hataları için birbirimizin yüzüne vurmayalım. Sıkıca sarılalım. Bak görüyorsunuz arkadaşlar ellerinden geleni yapmışlar. Sağ olsunlar. Yine bundan önce görev alan dernek başkanlarımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kim memleketimiz için bir çakıl taşı da koyduysa Allah hepsinden razı olsun diyoruz. Bizim anlayışımız bu. Biz güzel yurtlu olarak her zaman bu teveccühle insanlarımıza bakmamız gerekiyor. 6360 sayılı yasayla büyükşehir oldu ilimiz. Bu esnada dernek yönetimi başta olmak üzere başkan nezdinde dernek yönetim kurulu üyelerimiz ve sizler hepiniz destek oldunuz, nüfuslarınızı beldemize kazandırdınız. O gün öyle bir çalışma yapmamız gerekiyordu. İlimiz büyükşehir oldu ama maalesef biz belediye olarak kapandık. Bunu da üzülerek söylüyoruz. Tabii ki bu süreçte ilçe olabilmek için çevre köylerden belediyelerimizin onayını alarak, muvaffakatlarını alarak yine çevre köylerde köylerimizin muvaffakatlarını alarak valimizin imzasıyla gerekçe raporlarımızla birlikte İller İdaresi Genel Kurulu'na dosyamızı teslim ettik. Bunu Sayın Başbakanımıza da ilettik. Bakanlarımız Bekir Bozdağ, yine Menderes Sürel, Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimize görüştük. Sayın Başbakanımızın bu eline geldiği inşallah bunu dikkate almasını temenni ediyoruz. Tabii ki coğrafi konumu itibariyle beldemiz önemli bir nokta. Dönüşüm noktası. O gün öyle bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Sizler de yaptınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Her zaman yanımızda oldunuz. Sağ olun, var olun. Gerçekten hepinizi yorduk, çayınızı içtik. Belki üzdük, belki kırıldık ama hep biriz, hep beraberiz. Ben şahsen hep şahsi haklarımı sizlere hepsine helal ediyorum. Sizin de haklarınızı helal etmenizi istiyorum ama önümüzdeki süreçte siz birlik beraberliğinizi her zaman koruyun. Ben de her zaman yine yanınızda olmaya çalışacağım imkanlarım neticesinde. Yine tabii ki belediye başkanlığı süreçlerimizde malumunuz suyumuz şu an bitmiş durumda. İnşallah birkaç güne hazır vaziyete gelecek. Yine okulumuz Perşembe günü itibariyle ihalesi yapıldı. Eylül ayı itibariyle de inşallah merkezde elektriğimizi yer altına alacağız. Bunun da sözünü aldık. Tabii görevimiz bitene kadar elimizden ne geliyorsa çabalayacağız. Uğraşacağız. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Sizi her zaman birlik, beraberlik içerisinde görmek istiyorum. Bu kardeşime her türlü destek verin. Elini tutun. Bak gençler ne kadar temiz çalışıyorlar, ne kadar güzel çalışıyorlar. Ben de her zaman arkasındayım bu arkadaşlar. Yine zamansız yağmurları sunan, her zaman da izlemekle onur duyduğum Mehmet abiyi de programında başarılar diliyorum. Gerçekten o da ilimizin temsil noktasında çok gayret ve çabaları var. Gerçekten tebrik ediyorum kendisini. İlimize çok şeyler katıyor görsel alanda. Ben fazla sözü tutmadan en kötü gününüzün böyle olmasını, birlik beraberlik içerisinde olmasını temenni ediyorum. Sizleri yüce Allah'a emanet ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Güzelyurt Belediye'mizin değerli belediye başkanı. Belediyemiz kapanabilir. Belki ilçe olacak. İnşallah öyle olur ama belediye başkanımızın görevi bitmiyor. Bundan sonra daha zor bir süreç başlıyor. O yüzden belediye başkanımız çok özel bir şeye değindi. Derneğin burada önemi çok büyük işte. Bu noktada derneğinize
daha çok sahip çıkmanız gerekiyor. O yüzden Güzel Yurt Derneği'nin daha da katlanarak 253 dedi Tayfun Başkan bunu bugün üye olmayan dostlarımızla beraber 500'e çıkartalım. Hepsini üye yapalım Güzel Yurtlu hemşerilerimizin, derneğimizin tamamının, Güzel Yurtlu Gölköy'lü hemşerilerimizin tamamı bu derneğimize bugün burada üye olsun, dernek yöneticilerine müracaat etsinler. Bizim olmazsa olmazlarımız vardır yani böyle değerli iş adamlarımız vardır, değerli dernek başkanlarımız vardır. Ama onlardan bir tanesi Gölköy'lü efendim. Dün akşam yine Gölköy'den canlı yayın vardı 52'de. İsmini duydum, şeref duydum. Oldu veya olmadığı her yerde ismi geçen ve Ordu Dernekler Federasyonu'nda da aktif görev alan Anadolu Yakası Ordular Derneği'nin genel başkanı, aynı zamanda iş adamı Gölköylü, çok değerli bir abim, çok değerli bir kardeşim, bol bol fikir alışverişinde bulunduğum, bizleri de yönlendiren çok değerli bir isim, sizlerin değer verdiği bir isim, değerli bir hemşehrimiz. Sayın Seyyar Kaya beyefendi, ben mikrofonda konuşturmadan hiç bırakır mıyım? Sayın Seyyar Kaya, alkışlarla sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Evet, gerçekten farkını hissettiren değerli bir başkanımız, değerli bir abimiz. Gittiği her yerde hem fikirleriyle hem de yapmış olduğu çalışmalarla maddi ve manevi orduların hizmetinde emek veren yürekli değerli bir kardeşimiz. Sayın Seyyar Kaya, İnşaat sektöründe de oldukça başarılı ve iddialı bir isim efendim. Alkışlarla mikrofon Seyyar Kaya abimin. Evet. Tabii ki benim Güzel Yurt olarak aynı zamanda köyüm, aynı zamanda ilçem Gölköy olarak belli bir süreçte hizmet verdiğimiz beldemiz Güzel Yurt Derneğimizin hafızalarımızda çok önemli bir yeri vardır. Biz bu dernekçiliği Güzel Yurt Derneği'nde büyüklerimizden aldığımız bir ilmeyle devam ettik. Tabii ki dernekçiliği en iyi şekilde Güzel Yurt beldemizin örnek olmuş beldelerden birisidir. Güzel Yurt'un bu etkinliklerini, birlik ve beraberliğini birçok yerlerde gezdiğimiz gibi mutlaka hiçbir yerde göremediğimiz kadar azdır. Bu derneğimizde hizmet veren değerli başkanlarımız oldu ve devamında da yine başkanlık yapacak, yönetici yapacak arkadaşlarımız olacak. Mutlaka bizlerin üzerimize düşen her ne kadar ne görev olursa olsun hiçbir zaman kaçma bir şeyimiz yoktur. Mutlaka yanında olacağız. Birçok şeylere katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Tabii ki buradan aldığımız ilmeyle beraber şu an görev yapmış olduğumuz Anadolu Yakası Ordular Dernek Başkanlığı'nda hizmet vermekteyiz. Federasyonun birinci bölge başkanlığını yapıyoruz. Fakat buradaki geçen süreçlerdeki eksiklerimiz tekrar göz önüne alınıyor. Bu da piknik alanlarındaki gereksiz fazla harcamalarımız ortaya çıkıyor. Bunu da önümüzdeki yıllar Allah izin verirse Anadolu Yakası Ordular Derneği olarak bir araya gelip derneklerimizle büyük bir piknik alanı oluşturup bu ekonomik olarak da protokol durumundaki ziyaretlerin daha rahat olması için 15-20 tane dernekle beraber ilk hedefimizde bir araya gelip büyük bir piknik alanı oluşturarak bir arada ordular olarak piknik alanını yaşatmaya çalışacağız. Bu etkinliklerin bu şekilde devam etmesini sağlamaya düşünüyoruz. Tabii ki fazla söze gerek yok. Onun için bana da Mehmet kardeşimin ve başkanın da sizlerin de bana bu söz hakkını verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Pikniğiniz hayırlı olsun. Mutlu geçsin, huzurlu geçsin diyorum. Teşekkür ederim. Yine dernek kurucu başkanlarımızdan, dernek kurucularımızdan çok değerli bir ismi ben mikrofonlara davet etmek istiyorum. Sayın Kadir Şahin beyefendi, alkışlarla ben huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere. Evet, bu güzel günde zannediyorum birazdan eğlencelere geçeceğiz. Eğlence programımız olacak. Birbirinden değerli sanatçılarımız bizlerle beraber olacaklar efendim. Bugün içerisinde sizlerle beraber
hoşça vakit geçireceğiz ve sevgili Kadir Şahin beyefendiyi ben sözü ve mikrofonu bırakıyorum efendim. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere. Buyurun. Sayın güzel yurt halkı, sayın üyelerimiz, sayın dostlarımız, can arkadaşlarımız, can yoldaşlarımız, kurucu arkadaşlarımız, belediye başkanımız, hepinize hoş geldin diyorum. Allah'a şükür 11. yılını kutluyoruz. Bizlere ne mutlu. Birlik ve beraberlik içerisinde devam ediyor şenliklerimiz. İnşallah devam edecektir. Yalnız sizlerden bir istirham olacak. Cenazemiz var tabii ki. Eğlencemizi belli kurallar içerisinde çok aşırı derece müzik değil. Elbet ki oynayacağız. Ama o da bizim bir yakın dostumuzdur. Lütfen sizden rica ediyorum. Çok aşırı dereceye kaçmama kaydıyla eğleneceğiz. Hepinize saygılar ve sevgiler. İyi eğlenceler diyorum. Evet, Sabri Çelebi, Ordu Efemesi'nin değerli başkanı, Feshane'deki muhteşem güzellikte etkinlikleri yapan değerli başkan. Evet, Sayın Başkanımız Sabri Çelebi. Güzel yurdumuzun çok değerli belediye başkanı, dernek başkanımız, yöneticileri, hanımefendi kardeşlerim, beyefendiler, değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adından da anlaşılacağı üzere gerçekten hak edilen bir ismi bu beldemize verilmiş. Yani beldenin insanlar olmadan güzel olması mümkün değil. Ama beldeyi güzelleştiren insanlar, güzel yurt adını hak eden insanlar ve orayı güzelleştirerek güzel yurt haline getiren insanlar. Yine bugün burada Taşdelen'de bu piknik alanında gerçekten burayı güzelliklerle süsleyen, içinde insanlar olmazsa buranın hiçbir şey yaramayacağı ve insanlar varsa, sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk varsa gerçekten burayı da bir güzel yurt haline getirebiliyoruz. Bu bakımdan güzel yurtlu hemşehrilerimizi bu ağır başlıklarıyla, bu saygı, bu sevgi dolu birbirleriyle olan ilişkileriyle dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Takdirle karşılıyorum. İnşallah gelecek günlerinde böyle olmasını, devam etmesini diliyorum. Tabi burada Mehmet Gücüklüoğlu kardeşimiz gibi de bir güzel sunucuyu, yani yürekten bir sunucuyu bulmuşsunuz. Buraya da ayrıca bir güzellik katmış. Başkanımız da öyle. Kendilerini tebrik ediyorum. Yani güzel yurdu güzel hale getiren çok değerli hemşehrilerim, hanım kardeşlerimle birlikte. Memleketimizde yaşayamadığımız güzellikleri burada Taşdelen'de de yaşamaya, Çekmeköy'de, İstanbul'un çeşitli yerlerinde, ilçelerinde yaşamaya devam ediyoruz. Ben aramızda bulunamayan ve öbür dünyaya göç eden hemşehrilerimizi rahmetle anıyorum. Yaşayanlarımıza da sağlık ve selamet diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Bütün bunlar ekonomimizin, hemşehrilerimizin ekonomik güçlerinin yükselmesiyle eşdeğer şekilde yükselmeye devam ediyor. Bol kazançlar diliyorum, hayırlı işler diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yine efendim bir selamlama konuşması yapmak üzere Celalettin Dervişoğlu. Sayın Başkan buyurun. Evet, o da Ordu Efe Başkan Yardımcımız, Genel Başkan Yardımcımız. Evet, Kumrulu değerli iş adamımız aynı zamanda. Evet, abi, hoş geldin. Efendim, hepinize hayırlı günler diliyorum. Güzel Yurt Derneğimizin düzenlemiş olduğu bugünkü piknik alanını gördüğüm kadarıyla cıvıl cıvıl doldurmuşsunuz. Yıllar önce ben Kumrulular Derneği olarak da burada iki tane piknik yaptım. Bu kalabalığın ne kadar coşku içerisinde geçtiğini çok iyi biliyorum. Dün akşamdan itibaren Seher Başkanımızın çadırlar kurulduğunu, çalışmalarımızı devam ettiğini söylemişti. Yerinde görmek adına ilk bugünkü piknik programımızı buradan başladık. Bugün yaklaşık 5 tane piknik programımız var. Ama bu güzelliği gördük, aynı coşku bu yaz programlarının başlamış olduğu bu günlerde coşkuyla devam ettiğini görüyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur, iyi eğlenirsiniz diye düşünüyorum. Mehmet Gücüklüoğlu ve Sayın Başkanımıza da hayırlı günler diliyorum.
Evet, yine bir selamlama konuşması yapmak üzere sevgili Sezer Turan Oda Ordef. Genel Başkan Yardımcısı. Bu sefer kaçamazsın ya. Evet sevgili Sezer kardeşim, 52 basın yayında da çok büyük emekler veren, ordu rehberini çıkartan değerli bir gazeteci kardeşim, aynı zamanda ordu yürekli. Buyurun. Çok kıymetli hemşerilerim diyorum. Güzel yurtlu arkadaşlarım, dostlarım. Sizlerle bu sene beşinci kez aranızdayım. 5 senedir bütün pikniklerinize katılıyorum. Güzel yurttaki şenliklerinize de yine aynı şekilde 2 yıl katılmıştım. Burada bizim kendi aramızda espri olan büyük başkan dediğimiz Seyyar Kaya başkanımız, ta köye kadar Güzel Yurt'a geldim, onun evinde misafir oldum. Sizin şenliklerinize katıldım. Bugüne kadar birçok ilçemizin, beldelerimizin ziyaretine gittim ama Güzel Yurt bir yerde benim kendi evim gibi hissettiğim mekanlardan bir tanesi. Bunu sağladığınız için böyle candan ciğerden başkanımın söylediği gibi davrandığınız için ve Güzel Yurt adına yakıştığınız için hepinize çok çok teşekkür eder. Hayırlı günler diliyorum. Öncelikle bu arada sevgili başkanım Hasan Ali Şentürk başkanıma da yine aynı şekilde şimdiye kadar belediye başkanlığı yaptı ama bundan sonra da siyasi hayatın herhalde olacaktır. Yeni siyasi hayatında da yine aynı şekilde başarılar diliyorum. Yeni dernek başkanımıza yine aynı şekilde çok başarılar diliyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet. Sayın başkanıma teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun.